Merhaba sevgili arkadaşlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizde bugün sizlerle ikinci yazılı kampımızda bulunuyoruz. Bu dersimizde yazılıya hazırlık yapacağız. Artık birinci dönemin sonuna geldik ve yazılılar için startlar veriliyor. Hiç hız kesmeden, hatta hızımızı bir tık yukarıya çıkararak ne yapıyoruz? Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler bir önceki yazılılarda olduğu gibi bu yazılıda sizi yalnız bırakmadık. Ve öğretmenlerimizden çok güzel püf noktaları, tüyolar aldık. Yazılıda çıkabilecek sorularla ilgili şöyle güzel bir prova hazırladık. Ve yazılıya hazırlık provamız başlasın. Evet arkadaşlar. Bu yazılıda sizlere ikinci ünitenin özetini yapacağız. İkinci ünitemiz neydi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve gençlik ünitemizin adı. İlk konumuz Kur'an-ı Kerim'de gençlerdi. Burada gençliğin tanımını yapacağız sizlere. Ne demek gençlik? Çocukluk ve erişkinlik arasında yer alan, gelişme ve bağımsız yaşamaya hazırlanmayla birlikte bedensel, toplumsal ve ruhsal olgunlaşma dönemidir. Kur'an-ı Kerim'de gençlerle ilgili oldukça övgü dolu sözler var ve gençlik kavramı yerine feta kavramı kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de gençlik yerine. Çocuklukla erişkinlik arasındaki olgunlaşma dönemi anlamına geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı anma gayreti içerisinde bir gençten bahsediyorduk. Bu gencimiz Hazreti İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem. Enam suresinin ayetlerinde Allah'ı araması, düşünerek Allah'ı tefekkür etmesi, yani onun varlığını bulmaya çalışması, doğruyu arayan bir genç olarak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem övülmüştür. Yine bir diğer genç Hazreti Yusuf sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de övülen bir genç olarak da iffetinden dolayı ve genç bir şahsiyet modeli olarak Hazreti Yusuf aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Şuayb aleyhisselamın kızları da Hazreti Meryem'den de bahsedilmiştir. Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Şuayb'ın kızları arasında geçen bir olayda iffetini, hayasını koruması çok güzel bir örnek olmuştur. Yine Hazreti Meryem'de Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onun üstün kıldığı en önemli vasfının ise İffet, haya olduğu anlatılıyor arkadaşlar. Hazreti İbrahim ise Allah'ı anması, düşünmesi, tefekkürüyle, yani şöyle not alalım, tefekkür edişiyle. Hazreti Yusuf da yine hayasından dolayı, Hazreti Musa da aynı şekilde hayasından ve mücadelesinden, Firavun'a karşı korkusuzca mücadelesinden dolayı övgüyle bahsedilmiştir. Bir de Ashab-ı Kehf'ten bahsetmiştik arkadaşlar. Ashab-ı Kehf mağara ashabı anlamına geliyor. Gençler kendilerini putperest bir kavmin içerisinde olmasına rağmen Allah'ın varlığına adamış gençler ve bu inançlarını da açıkça dile getirdikleri için içinde bulundukları toplum onları kabul etmemiş. Kendileri de inançlarına, toplumun inancına karşı çıkmış ve taşlanarak öldürülmekten ya da dinlerini değiştirmekten korunmak için, yani kurtulmak için mağaraya sığınmışlar ve Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından bu gençlerin farklı bir sağduyuya sahip olduğu anlatılıyor ve Rablerine inanmış gençler şeklinde onlardan bahsediliyor. Mağara ashabı olarak Allah-u Teala onları bir uykuya daldırıyor ve diyor ki bir rivayete göre 300 yıl, bir rivayete göre 500 yıl kadar uyuyorlar. Tam yıl sayısı bilinmemekle birlikte uzun bir müddet olduğu biliniyor ve Allah onları tekrardan aralarından bir tanesini uyandırdığını, ne kadar zamanın geçtiğini anlasın ve bir şahit olsun diye, bir delil olsun diye onu uyandırdığını söylüyor. İşte bu şekilde biz Ashab-ı Kehf'i Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan bu şekilde öğreniyoruz. Mağara ashabı, mağara insanları demek. Ardından bir genç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce babası, 6 yaşındayken de annesi, 8 yaşındayken de dedesini kaybediyor. Daha çok küçük yaşlardayken büyük bir acıya maruz kalıyor sevdiklerini kaybetmekte. Ve ardından dedesinin vasiyetiyle kime emanet olarak kalıyor? Ebu Talip amcasıyla birlikte yaşamaya başlıyor. Kaç yaşına kadar? 25 yaşına kadar. İşte bu aralıkta amcasından neyi öğreniyor? Ticaretle uğraşan amcasından ticaretin inceliklerini öğreniyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in evinde yaşarken
Ev işlerinde sorumluluk almış, kendisine verilen işleri hakkıyla yapmış, amcasına, yengesine saygıda kusur etmemiş, koyunlara çobanlık yaparak evin dışındaki işlere de ailesine yardımcı olmuştur. Ebu Talip'le birlikte 9 yaşından itibaren ticaret kervanlarıyla gitmiş ve bu şekilde kendi ticaretini yapabilecek düzeye geldiğinde kendi alın teriyle kazancını temin etmeye çalışmış. Genç yaşta İslam'dan önceki sosyal ve iktisadi hayatında da yine iyileştirmeye yönelik, toplumu iyileştirmeye yönelik bazı faaliyetlere kendi iradesiyle katılmış. Mekke ve çevresinde özellikle bu çevrede kurulan ve ticari faaliyetlerle ilgili konularda güvensizlik ortamını önlemek amacıyla bir dernek kuruluyor. Bir gün bir adam bir ticaret için geliyor Mekke'ye ve burada malları gasp ediliyor. Ve mallarının parasını alamıyor. Sonra Ebu Kubeys Dağı'nın tepesine çıkarak bana kimse yardım etmeyecek mi? İşte bir haksızlığa uğradım diye yardım istediğinde artık Mekke'nin ileri gelenleri bu işe bir dur demek istiyorlar. Mekke'nin bu güvensiz bir şehir olmasından çok rahatsızlık duyuyorlar. Bir dernek kuruyorlar ve bu derneğin de belli kararları alınıyor. Bu derneğin ismi Hilfül Fudul arkadaşlar. Erdemliler topluluğu anlamına geliyor. Yani burada Ebu Cehil başta olmak üzere yabancıları, tacirleri ezmek, kandırmak, hilelerle mallarına el koymak isteyen kişilerin kötü davranışlarına engel olmaya çalışmak niyetiyle kurulan bir dernek. Cahiliye döneminde putperestlik oldukça yaygındı ve Peygamber Efendimiz cahiliye döneminin bu adetlerinden, onun kültüründen oldukça uzak bir hayat yaşamış, bir gençlik yaşamış ve arkadaşlarıyla, dostlarıyla özellikle bunları da seçerken ahlakı düzgün, hatırı sayılır kimseleri arkadaş olarak seçmiş. O gençlik çağında da kötü alışkanlıklardan uzak durmuş arkadaş çevresinde bu doğrultuda belirlemiş. Onun en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'di. Yine Peygamber Efendimiz bir genç olarak henüz peygamberliğinden önce kendisine El-Emin ismi verilmiş. Çünkü çok güvenilir anlamına geliyor. Güvenilir Muhammed diye seslenirlerdi. Güvenilir. Muhammedül Emin, El-Emin diye seslenirlerdi. En değerli kıymetli eşyalarını gelip Hazreti Muhammed'e emanet ederdi insanlar. Evet arkadaşlar, ve sonrasında Hacerül Esved hakemliği konusu var. Bu olayda Peygamber Efendimizin peygamberliğinden önce yaşanmış. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güvenilir olduğu için insanlar onun fikirlerine, kararlarına da başvururlardı. Bir gün Hacerül Esved taşının yerinde konması konusunda kabileler arasında tartışma çıkınca Mescid-i Haram'ın kapısından ilk giren kişinin hakem olacağını seçmişler. Böyle bir karar atmışlar ortaya, fikir atmışlar ve Kabe'nin Mescid-i Haram'ın kapısından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem girmiş. Kabile reisleri çok sevinmiş. Neden? Çünkü Hazreti Muhammed'in asla kimseye haksızlık yapmayacağından eminler. Gerçekten Peygamber Efendimiz'e durumu açtıklarında taşın yerine konması konusunda anlaşmazlık yaşandığını söyleyince Peygamber Efendimiz bir örtü getirmelerini istiyor. Örtünün ortasına Hacerül Esved'i koyuyor ve her kabile reisi örtünün bir ucundan tutuyor. Kabe'nin önüne kadar getiriliyor ve Peygamber Efendimiz taşı tutup yerine koyuyor. Bu karardan bütün kabile oldukça memnun ve mutlu oluyor. Neden? Çünkü hiç kimseye bir haksızlık yapılmamış oluyor. Ardından Hazreti Muhammed ve gençlik konusuna geçtik. Gençler konusuna geçtik. Burada bazı sahabileri tanıyacağız. Bazı sahabileri tanımadan önce sahabi kavramının tanımını yapmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir kere görmüş, iman etmiş, yanında yer almış ve iman etmiş bir şekilde vefat eden kişiye sahabi deniliyor. Peygamber Efendimiz İslam'ı yayma konusunda en çok destek gördüğü toplumun yeniliğe açık, idealist, enerjik gençlerinden olduğunu görüyoruz. Çünkü Mekke döneminde Müslüman olanlara baktığımızda çok genç yaşta insanların Müslüman olduğunu, 50'li yaşlarının üzerinde ya da 30'lu yaşların üzerinde pek çok kimse olmadığını görüyoruz. 50 yaşın üzerinde hatta sadece birkaç kişinin olduğu, geri kalanların ise hep 30 yaşın altında olduğunu görüyoruz. İslam kabul edenlerden Zeyd bin Harise 15 yaşında, Erkam bin Ebil Erkam 19 yaşında, Musab bin Ümeyr 20 yaşında, Cafer bin Ebi Talib 22 ve Hazreti Ömer de 25 yaşındayken Müslüman olmuştur.
İşte biz buradan İslam'ı ilk seçenlerin genç erkekler ve genç kızlar olduğunu, gençler arasında olduğunu görüyoruz. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti El Hattab, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma ve Hazreti Ayşe bunların başında geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi Peygamber Efendimiz toplumun şekillenmesinde, İslam toplumunun şekillenmesinde özellikle gençlere büyük görevler vermiş. Onların cesaretinden, enerjilerinden yararlanmak için her şeyden önce gençlerin kendine güvenmelerini istemiş, sağlam bir kişilik geliştirmelerine de çeşitli görevler vererek imkan sağlamış. İşte bu da konumuzda o gençlerden bahsedeceğiz. Öncelikle bazı genç sahabiler dediğimizde bilge ve kahraman bir genç olarak Hazreti Ali'den bahsetmek istiyorum. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in en küçük oğlu. Mekke'de kıtlık başlayınca Peygamber Efendimiz onu kendi himayesine alıyor. Yani kendi bakımı üstleniyor Hazreti Ali'nin. Tıpkı Ebu Talip Peygamber Efendimiz'e baktığı, onu himaye altına aldığı gibi bir vefa örneği gösteriyor ve Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali'nin himayesini alıyor, ona himaye ediyor. Ve Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'e ilk iman edenlerdendir bu arada. Oldukça önemlidir bu. Mekkeli müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı artınca Peygamber Efendimiz Medinelilerin daveti üzerine Allah'ın izni de gelince hicret etmeye karar veriyor. Hazreti Ali'yi kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak için Mekke'de bırakıyor. O geceyi Peygamber Efendimiz'in yatağında geçirerek onun evde olduğu kanaatini uyandırıyor. Yine hicretin 5. ayında muhacirler ile, yani hicret edenleri karşılayan, onlara yardım eden ensar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla Peygamber Efendimiz tarafından kurulan muahat, yani kardeşlik antlaşması. Şöyle kardeşlik yazalım. Kardeşlik antlaşmasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi kendisine kardeş olarak seçmiştir. Hazreti Ali Uhud, Bedir, Hendek, Hayber savaşlarının hepsinde bulunmuştur ve Peygamber Efendimiz'in sancaktarlığını yapmıştır. Büyük kahramanlıklar gösterdiği için de kendisine Haydar-ı Kerrar, yani döne döne saldıran ismi verilmiş. Hazreti Ali düşman askerlerinin arasına tıpkı ceylan sürüsüne dalan bir aslan gibi tek başına daldığı için bu ismi almıştır. Hazreti Ali'ye neden bilgi denildiği ise şöyle açıklamak istiyorum. Peygamber Efendimiz hicret ettikten sonra kendisi dini ilimlerle uğraşmayı tercih ediyor Hazreti Ali ve diğer görevlere de yine diğer görevlere nispeten ilimle uğraşmayı tercih ediyor. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hazreti Ebu Bekir'in hem de Hazreti Ömer'in fikrine müracaat ettikleri bir sahabi oluyor. Bakın, ilim, takva, samimiyet denilince yüksek bir ahlaka sahip olduğu için İslam dünyasında önemli bir yere sahip kim? Hazreti Ali. Ardından genç bir davetçi Erkam bin Ebil Erkam, İslam'a ilk giren gençlerden biridir. Mekke'nin yakınında bulunan evi hem işlek olması sebebiyle, işlek bir yerde olması sebebiyle hem de geniş bir salonunun olması sebebiyle evini İslam'a açtığı için bu eve Darul Erkam denilmiştir. Darul İslam da denilmiştir. 17-18 yaşlarında hemen evini açıyor. Bu yüzden cesurca ve fedakarca bir genç olduğu ifade ediliyor. Yine bütün Bedir, Uhud, diğer savaşlarına da katılıyor. Fedakarlıklar gösteriyor. Peygamber Efendimiz zaman zaman onu zekat toplamakta da görevlendiriyor. Geçimini de ziraat ve ticaretle yapıyor. Dürüst, takva sahibi bir davetçi olarak toplumda her zaman değer görmüş Erkam bin Ebil Erkam. Evet, genç bir öğretmen, ilk öğretmenimiz hatta Musab bin Umeyr. Mekke'nin en zengin hem de en asil ailesine sahip olan Musab bin Umeyr, refah ve bolluk içerisinde yetişmiş, kılık kıyafetiyle, nezaketiyle herkesin beğenisini kazanan bir genç. Ancak ailesi onu İslam'a girdikten sonra vazgeçirmek için her türlü çareye başvuruyor. Çünkü Erkam'ın evine gittikçe Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve orada Müslüman oluyor. Aile bunu kabul etmiyor tabii ki ve onu vazgeçirmek için çeşitli yola, çarelere başvuruyorlar. O da bir yolunu bulup Habeşistan'a hicret eden gruba katılıyor.
onlarla birlikte hicret ediyor. Habeşistan'dan Mekke'ye tekrar gelip burada da 1. Akabe biatında Medineliler kendilerine İslamiyet'i öğretecek birini istediklerinde Peygamber Efendimiz Musab bin Ümeyr'i bu göreve tayin ediyor. Medine'de birçok kişi Musab bin Ümeyr sayesinde İslam'ı kabul ediyor ve İslam'ı öğreniyor. Hicrete kadar da İslam davetinde bulunmuş. Yine aynı şekilde Medine'ye hicrete kadar sabrıyla, anlayışıyla gönüllerde taht kurmuş önemli bir sahabi. Öğretmen olmasının yanı sıra savaşlarda sancaktarlık da yapmıştır, kahramanlık da göstermiştir. Hatta onunla ilgili anlatılan bir hadise arkadaşlar. Musab bin Umeyr Uhud'da şehit düştüğünde üzerindeki şalıyla başı örtüldüğünde, ayakları örtüldüğünde ise başı açık kalıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emriyle de şalıyla başı örtülüyor, ayaklarına da ot konuluyor. Böyle zenginlik içerisinde yetişen bir gencin İslam uğruna böyle defnedilmesi de oldukça ibret verici. Genç bir komutan Üsame bin Zeyd, Zeyd bin Harise'nin oğlu. Zeyd bin Harise ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığı aynı zamanda azatlısıdır. Peygamber Efendimiz Üsame'yi küçüklüğünden beri çok severmiş. Bir dizine onu, bir dizine de torunlarını oturtup Allah'ım ben bunları çok seviyorum sen de sev diye dua ederdi. Ve bu yüzden Hubbi lakabıyla anılmaya başladı. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği bir sahabi olduğu için. Peygamber Efendimiz'e gelip Uhud gazvesine katılmak istediğini söyleyince Peygamber Efendimiz yaşı küçük olduğu için izin vermiyor ve üzülüyor. Bu sefer Hendek Savaşı'nda geliyor ve boynu uzun göstermeye çalışarak Hazreti Peygamber'e bu savaşa katılmak istediğini söylüyor. Peygamber Efendimiz de onun bu kararlılığı karşısında babasının koruması altında savaşa katılmasına izin veriyor. Peygamber Efendimiz babası Zeyd bin Harise'nin sancağı altında savaşıyor. Mekke'nin fethinde Peygamber Efendimizle birlikte Kabe'ye giriyor ve Huneyn Savaşı'nda da Peygamber Efendimizin yanında kalarak az sayıda onun yanında bulunan sahabilerden biri oluyor. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce Üsame'yi aralarında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in de bulunduğu Suriye taraflarına gidecek ordunun komutanlığına atıyor. Bakın, ordunun içerisinde daha olgun yaş olarak, daha ileri yaşta insanlar bulunduğu halde, sahabiler bulunduğu halde, yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer yaş olarak daha büyük olduğu halde, Peygamber Efendimiz genç bir sahabi olan, hem de genç bir yönetici ve komutan olan Üsame bin Zeyd'i o ordunun başına komutan olarak tayin ediyor. İşte burada bu davranışıyla Peygamber Efendimiz İslam'ın öngördüğü yönetim anlayışını, sınıf ve yaş farkının değil, çünkü Zeyd bin Harise azatlı bir köle ve onun oğlu yine azatlı bir kişi, sahabi Üsame bin Zeyd. İnsanlar başta tepki gösteriyor. Nasıl Üsame'yi hani komutan olarak tayin eder diye Peygamber Efendimiz'e tepki gösteriyorlar. Ancak Peygamber Efendimiz onları ikaz ediyor. O bu iş için en uygun kişidir diyerek toplumun hangi kesiminden olursa olsun gençlere fırsat tanınmasının ve onların yetiştirilmesine katkı sağlamanın çok önemli olduğunu anlatmıştır bizlere. Evet. Genç bir yönetici Muaz bin Cebel arkadaşlar hem kendi kabilesi arasında hem de Medine'de İslam dininin yayılmasında etkin bir şekilde yer alıyor ve Medine hicretinden sonra da Peygamber Efendimizin yanında sürekli olmaya gayret göstermiş. Huneyn Savaşı'nda, Taif kuşatmasında da onun dışındaki bu Taif kuşatması dışındaki bütün seferlere katılıyor. Bu iki Huneyn ve Taif'e katılamamasının sebebi ise Mekke'nin fethinin ardından Peygamber Efendimiz tarafından Mekke'ye emir ve Kur'an öğretmeni olarak tayin ediliyor. Peygamber Efendimiz genç bir yetenek olan Muaz'da hicretin 9. yılında zekat memuru ve kadı olarak, bakın kadı diyelim şöyle, kadı olarak Yemen'e gönderiyor. Muaz bin Cebel Peygamber Efendimiz'in vefatına kadar Yemen'de kadılığa devam ediyor. Bu sürenin sonuna doğru Yemen'de peygamberlik iddiasında bulunan, halkı kendi tarafına çeken bir kişi, yine Esved bin Ansi'yi etkisiz hale getirme görevi de Muaz bin Cebel'e veriyor ve bölgede Müslümanların yeniden hakimiyet kurmasına sağlıyor. Muaz bin Cebel ilme düşkünlüğüyle meşhur arkadaşlar.
Ve Muaz devamlı olarak Hazreti Peygamber Efendimiz'in yanında bulunduğu için fıkhi konularda soru sormak suretiyle bu teknikle Peygamberimizden bilgi alma gayreti içerisinde olmuş. Yine Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği sahabilerden biridir. Evet, genç bir alim Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz'in eşi arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'le aynı evi paylaştığı için onun ilminden gece gündüz istifade etme böyle bir imkana sahip olmuştur. Onun derslerini, sohbetlerini dinlemiş ve kavrayamadığı, merak ettiği her meseleyi Peygamber Efendimiz'e bizzat sorup öğrenmiştir. Peygamber Efendimiz'den hadis ve sünnetinin daha sonraki nesillere ulaştırmasında üstün bir çaba göstermiş. Çünkü Hazreti Ayşe 2210 hadis rivayet etmiştir. 2210 hadiste de en çok hadis aktaran 7 alim sahabiden biri olmuş. Aynı zamanda öğreticidir Hazreti Ayşe. Çünkü sünneti nakledip onu açıklamakla kalmıyor. Aynı zamanda sünnetin doğru anlaşılması konusunda da bir çaba ortaya koyuyor. İşte onun kurmuş olduğu Medine ekolü, hemen şöyle not alalım, oldukça önemli. Medine ekolünün kurulmasına katkıda bulunuyor. Birçok alim ona mektuplar göndererek sorular sormuş ve onun fikrine danışmıştır. Hazreti Ayşe hadis ve fıkıh sahasında özellikle birçok konuda sorular sormuşlar. O da bu soruları titizlikle cevap vermiş ve muhtelif yerlerden gelen soruları da asla karşılıksız bırakmamış. Gelelim genç bir anne Hazreti Fatıma. Peygamber Efendimizin en küçük kızı ve kendisinin soyunu devam ettiren bir kızı. Tek kızıdır, tek çocuğudur. Soyunu devam ettiren. Çünkü Hazreti Fatıma Hazreti Ali ile evlidir ve torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Peygamberimizin torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den soyu devam etmiştir. Peygamber Efendimiz'e düşkünlüğüyle, sevgisiyle bilinen Hazreti Fatıma Uhud Savaşı'na da katılmış, gazilere yiyecek ve su taşımış yaralıları tedavi etmiştir. Kendisi Mekke döneminin acımasız sosyal ortamını bizzat yaşamış. Yani küçük bir çocuk olmasına rağmen babasına yapılan işkencelere şahit olmuş ve onların karşısında kahramanca, cesurca bir tavır takınmış. Oldukça mütevazi bir hayat yaşarmış Hazreti Fatıma. Hazreti Ali ile birlikte kurdukları yuvada da ihtiyaçlarından fazlasına asla tamah etmez. Hep ihtiyaç sahiplerinin yardımlarına koşarlardı. Peygamber Efendimizin neslini devam ettiren tek evladı olduğu için bu evliliklerinden ne dedik? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dünyaya gelmiş ve genç yaşta bir anne olarak, genç bir anne olarak Hazreti Fatıma çocuklarının İslam ahlakıyla yetişmesi konusunda oldukça çaba göstermiştir. Zaten İslam dünyasını parlayan yıldızları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olmuştur. Evet arkadaşlar, genç bir sorumluluk sahibi bir genç dedik. Esma binti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma, Peygamber Efendimiz'in sadık dostu Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Ve müminlerin annesi olan Hazreti Ayşe'nin de kız kardeşidir. Hazreti Esma, Zübeyir bin Avvam'ın eşi Abdullah bin Zübeyir'in de annesidir. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman oluyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir kendi çocuklarına da İslam'ı anlatmış ve onların küçük yaşta Kur'an'ı öğrenmeleri konusunda teşvik etmiştir. Asrı saadetin örnek kadınlarından biri olmuştur. İnsanları İslam'a davet ettiği dönemde Peygamber Efendimiz'e ilk kulak verenlerden biri Hazreti Esma olmuştur. Ve Peygamber Efendimiz'le birlikte hicret eden Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Sevr mağarasına sığındıklarında 3 gün boyunca Sevr mağarasında kalmışlardır. Onlara yardım eden Hazreti Esma onlara yemek taşımış ve su taşımıştır. Sevr mağarasından ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkacakları gece Esma validemiz yine yol azıklarını hazırlamış ama azığını ağzını bağlayacak ip bulamamış. Bunun üzerine belindeki elbisenin kuşağını çözüp ikiye bölmüş. Sonra da biriyle azık torbasını, diğeriyle de su tulumunun ağzını bağlıyor. Onun bu halini gören Peygamber Efendimiz, "Ey Esma, sana cennette iki kuşak versin Allah, yani sana iki makam versin." diyerek dua etmiş. Bu yüzden halk arasında, ashab arasında iki kuşak sahibi anlamına gelen Zatun Nitakayn ismi verilmiş. Şöyle not alalım. Zatun Nitakayn ismi, Nitakayn ismi Hazreti Esma'ya verilmiş. Gelelim şimdi Habeş Kralı'nın huzurunda bir genç Cafer bin Ebi Talib. Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'nin de ağabeyidir. Hazreti Peygamber'e ilk iman edenler arasında Cafer bin Ebu Talib de yer alıyor. Mekkelilerin
müşriklerin baskılarından dolayı hicret ettiği ilk yer Habeşistan. Buraya Müslümanları tekrar teslim almak için giden müşriklerin sözlerine karşılık Habeş kralının huzurunda Müslümanları savunan bir genç olmuştur. Konuşmasıyla oldukça etkilemiştir Habeş kralını. Evet, ardından Kur'an'dan mesajlar Âl-i İmrân suresi 159. ayeti konuştuk. Bu ayetlerde Hazreti Peygamber'in büyüklüğünün, yüksek ahlakının ve yüreğinin şefkat ve merhametle dolu olduğu anlatılır. Ardından Uhud savaşındaki tutumu, Müslümanlara, sahabilere öfkeyle onlara kızmaması, kalplerini kırmadan konuşması. Çünkü Uhud savaşında biliyorsunuz okçular Peygamber Efendimiz'in emri gelmeden okçular tepesinden ayrıldığı için savaş başta Müslümanlar tarafından kazanılacakken sonradan kaybedilen bir savaş olarak geçiyor tarihe. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in istişareye ne kadar önem verdiği anlatılıyor ve tevekkül, yani elinden gelen gayreti gösterdikten sonra Allah'a teslim olmanın önemi vurgulanıyor. Evet, gelelim şimdi yazılı provamıza. Konularımızın tekrarını yaptık. Kur'an'da Hanif diye bahsedilen, Allah'a teslimiyetiyle övülen peygamber kimdir? Tabii ki Hazreti İbrahim olacak. Hemen seçeneğimizi, eşleştirmemizi yapalım. Kur'an'da iffetiyle övülen, kıssası en güzel kıssa olarak ifade edilen peygamber, Ahsenül Kasas diye bahsedilen Hazreti Yusuf olacak. Yusuf suresinde o şekilde başlıyor Allah-u Teala. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış, inançlarından dolayı öldürülmekle karşı karşıya kalan gençler Ashab-ı Kehf olacak. Peygamberimizin himayesinde yetiştiği amcası kimdi? Ebu Talip. Hemen bakıyorum. Haş olacak. Hazreti Muhammed'in haksızlıkları önlemek amacıyla katıldığı dernek, Erdemler Derneği. Bir diğer ismi Hilfül Fudul olacak. Hemen bakıyorum. İyi seçeneği. 21 yaşındayken hem yönetici hem de öğretmen olarak Yemen'e tayin edilen genç sahabi kimdir? Burada tabii ki öğretmen olarak atandığı için Musab bin Ümeyr olacak arkadaşlar. Medine'ye atan olacak ama burada bir karışıklık olmuş sanırım. Muahat anlaşması sırasında Hazreti Peygamber'in kendine kardeş seçtiği sahabi Hazreti Ali olacak. İslam'ın ilk yıllarında evini hizmete açan genç davetçi Erkam bin Ebil Erkam olacak. Evini açmış, Darul Erkam diyorduk evine. Suriye tarafına giden ordunun başındaki komutan kimdi? Üsame bin Zeyd. Zeyd bin Harise'nin oğluydu. Kur'an-ı Kerim'de gençlik, gençler anlamına gelen ve ilk gençlik yılları için kullanılan kavram feta kavramıyla ifade ediliyor ve bu şekilde. Cümle doğru mu yanlış mı? İffetli olduğu için Mekkeliler Hazreti Muhammed'e El-Emin lakabını vermiştir. Yanlış. İffetli olduğu için değil, güvenilir olduğu için olacak. Hazreti Peygamber'e yetişmiş, ona iman etmiş ve arkadaş denilebilecek ölçüde onunla uzun süre bulunan kişilere sahabi denir. Doğru. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in dayısının oğlu ve aynı zamanda damadıdır. Dayısının oğlu değil, amcası Ebu Talib'in oğlu olacak arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış. Esma binti Ebi Bekir, iki kuşak sahibi anlamına gelen Zatun Nitakayn lakabıyla anılmıştır. Doğru. Üsame bin Zeyd, birinci akabe biatında Medineliler kendilerine İslamiyet'i öğretecek bir öğretmen olarak gönderildi. Yanlış. Kim olacak? Musab bin Ümeyr arkadaşlar. Musab bin Ümeyr doğrusu. Hazreti Ayşe rivayet ettiği toplam 2210 hadiste en çok hadis aktaran 7 alim sahabiden biri olmuştur. Doğru. Erkam bin Ebil Erkam, Hazreti Peygamber'in evlatlığı ve azatlısı olan Zeyd bin Harise'nin oğludur. Yanlış. Üsame bin Zeyd olacaktı. Zeyd bin Harise'nin oğlu. Evet, boşluk dolduralım şimdi de. Nokta nokta Hazreti Peygamber'in neslini devam ettiren tek çocuğudur. Kimdir? Hazreti Fatıma arkadaşlar doğrusu. Nokta nokta Hazreti Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki kadılık görevine devam etmiştir. Yemen'de kadılık yapan kimdi? Tabii ki Muaz bin Cebel arkadaşlar. Muaz diyelim şöyle. Habeş kralı Necaşi'nin huzurunda Müslümanları nokta nokta temsil etmiştir. Kim temsil etmiştir? Cafer temsil etmiştir. Cafer bin Ebi Talip değil mi? İsmi Cafer'di. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için alanında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulmasına istişare denir. Fikir alışverişinde bulunma, istişare. Hicretten sonra Hazreti Peygamber'in Mekke'den hicret eden muhacirlerle Medine'li Ensar'dan olan Müslümanlar arasında yapmış olduğu kardeşlik antlaşmasına muahat denir.
Kur'an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hazreti Ebu Bekir'in hem de Hazreti Ömer'in fikrine müracaat ettikleri sahabi Hazreti Ali arkadaşlar. Kabe'nin yanı başında İslam'ın yayıldığı ev Darul Erkam, Darul Erkam olarak anılır. Hazreti Ali'ye savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı Haydar-ı Kerrar diye anılmıştır arkadaşlar. Haydar-ı Kerrar lakabı, yani döne döne saldıran ismi verilmiştir. Evet, Hazreti Peygamber Mekke'de baş gösteren kıtlık döneminde amcası Ebu Talib'in en küçük oğlu Hazreti Ali'yi yanına alıp bakımını üstlendi ve onun her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştı. Onu iyi tanıdığından kabiliyetlerinin gelişmesi için bütün imkanları hazırladı. Hazreti Ali kısa sürede okuma yazmayı öğrendi ve ilmi alanda yetkin bir kişi haline geldi. Hazreti Peygamber onun bilgi ve becerisini İslam'ın tebliğ ve yayılma sürecinde değerlendirdi. Onu vahiy katibi olarak görevlendirdi. Bu parçadan Hazreti Peygamber ile ilgili olarak 1- vefalı bir kişiliğe sahiptir. 2- gençlerin eğitimine önem vermiştir. 3- amcalarının daima desteğini almıştır. 4- görevlendirmelerde yakınlarına öncelik tanımıştır. Yargılarından hangileri söylenebilir? Arkadaşlar, kıtlık döneminde amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'yi yanına alması onun vefalı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Aynı zamanda gençlerin eğitimine önem verdiğini görüyoruz. Okuma yazmayı öğrettiğini, imkanları hazırladığını görüyoruz. Amcalarının daima desteğini almıştır. Buradan ulaşılmaz arkadaşlar. Görevlendirmelerde yakınlarını öncelik tanıdığını da söyleyemeyiz. Yakınları öncelik değil, liyakat yani ehliyet. Kim bu işe en uygunsa Peygamber Efendimiz o kişiyi o göreve getirmiştir. Hangileri söylenebilir? Cevabımız 1 ve 2 olması gerekiyor. Hemen seçeneklerime bakıyorum. A seçeneğinde 1 ve 2 söylenebilir. Sebat et, genç dostum sebat et. Damlaya damlaya göl olur ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeri bile deler. Ali Fuat Başkin'in bu öğüdü aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajıyla anlamca aynı doğrultudadır? A. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hayır. B. Allah katında amellerin en makbulü az da olsa devamlı olandır. Evet. C. Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete giremeyecektir. D. Gerçek mümin elinden ve dilinden bütün insanların emin olduğu kimsedir. Yanlış. E. Sevdiğini ölçülü sev. Belki bir gün nefret ettiğin biri olur. Nefretin de ölçülü ol. Belki bir gün sevdiğin olur. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde. Bu da konumuzla ilgili değil. Ali Fuat Başkir'in öğüdüyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında amellerin en makbulü az da olsa devamlı olanıdır. Aynı doğrultuda, anlam olarak aynı doğrultuda. Bu yüzden cevabımız B olacak. Özellikleri maddeler halinde verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Muhammed'in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde onun vasiyeti üzerine cenaze hizmetlerini yapmıştır. Savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı Haydar-ı Kerrar, döne döne savaşan ismi verilmiştir. Hemen zaten cevaplar aklımıza geldi. Hazreti Ali'den bahsediyoruz değil mi? A. Ali bin Ebi Talib doğru olacak. Çünkü Ebu Talib'in oğlu Ali. Muaz bin Cebel değil, Musab bin Ümeyr'de değil, Erkam'da değil, Üsame bin Zeyd'de değil. Çünkü Haydar-ı Kerrar Hazreti Ali'ye ait bir lakaptır. Hazreti Muhammed hak ve adalet konusunda çok hassastı. O kimseye haksızlık etmediği gibi başkalarının da haksızlık etmesini istemezdi. Haksızlıkları önlemeye çalışır, haksızlığa uğrayanlara haklarını almaları için yardımcı olurdu. Bu yüzden 20 yaşlarındayken Mekke'de kurulan Hilfül Füdül yani Erdemliler topluluğuna katılmıştır. Bu topluluğun kuruluş amacı, bu cümle anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? A. Yetimlere yardım etmektir. Hayır. B. Haksızlık yapanları yetkililere şikayet etmektir. Hayır. C. İflas eden tüccarlara sermaye bulmaktır. Hayır. D. Zulme uğrayanın mağduriyetine gidermektir. Evet. E. Yabancıların güvenliğini temin etmektir. Sadece yabancıların değil, zulme uğrayan haksızlıkları önlemek amacıyla kurulmuş bir dernek. Bu yüzden cevabımız D olacak. Kur'an-ı Kerim'de insanları dine davet ederken ya da nasihatte bulunurken dikkatli bir üslubun kullanılmasının gerektiği öğütlenir. Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? A. Siz insanlığın iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız.
B. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Evet, bu dikkatli bir üslubun kullanılması ile ilgili bir ayet. C. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. D. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o nasihat dinler ve Allah'tan korkar. E. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. E seçeneğinde ya da C'de, D'de hep burada özellikle B'de de çok dikkatli, tatlı, hoş, kibar bir üslup kullanılmasının vurgusu yapılmış. Ancak A seçeneğinde burada iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktan bahsediyor. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Hazreti İbrahim'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hazreti Süleyman'la aynı zaman diliminde yaşamıştır. B. Babasını ve kavmini tevhid inancına davet etmiştir. C. Nemrut'un itirazlarına susturucu cevaplar vermiştir. D. O. Kur'an'da samimi bir Müslüman ve Hanif olarak anılmıştır. E. Putları kırarak onların kendilerini savunamadıklarını göstermiştir. B, C, D ve E Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bilgilerdir. Ancak Hazreti Süleyman'la aynı zaman diliminde yaşamamıştır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Verilen maddelerde aşağıdaki sahabelerin hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur? Hazreti Peygamber döneminden itibaren kadınların eğitimleriyle ilgilendi. Hazreti Peygamber'den yaklaşık 2210 hadis rivayet etmiştir. Hadis ve fıkıh alanında çalışmalar yapan Medine ekolü onun sayesinde oluşmuştur. Zengin ailesini terk edip 18 yaşında Müslüman olmuştur. Medine'ye ilk hicret eden sahabe ve İslam tarihinde görevlendirilen ilk öğretmendir. Bu arada şöyle hemen cevapları yazalım. Bu kimdi? Hazreti Ayşe değil mi? 2210 hadisi rivayet eden ilk öğretmen kimdi? Şöyle bir yere not alalım. Musab bin Ümeyr olacak. Musab bin Ümeyr. Hazreti Peygamber onu Yemen'e hem kadı hem de yönetici olarak görevlendirmiştir. Muaz bin Cebel olacak. 5 yaşından itibaren Hazreti Peygamber'in yanında yetişmiştir. İslam'ı anlama, anlatma ve yorum yapma konusunda önde gelen sahabelerdendir. Medine'de Hazreti Peygamber'in kendisine kardeş ilan ettiği savaşlarda sancaktarlığını yapmış sahabidir. Hazreti Ali olacak. Şimdi baktığımızda hangisi ile ilgili bir bilgi yok? Hazreti Ayşe var. Erkam bin Ebil Erkam yok. Muaz bin Cebel var. Musab bin Ümeyr var. Hazreti Ali var. Ancak Erkam bin Ebil Erkam'la ilgili bir bilgi yok. Evet arkadaşlar, yazılı provamızın hazırlığımızın sonuna geldik. Ödüllü sorumuzun cevabını yorumlar kısmına bırakmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese başarılar.